Enzimlerin çalışmasını etki eden ilk faktör sıcaklık gençler. Sıcaklıktan bahsedeceğiz. Sıcaklığın artması enzimlerin sadece enzimlerin değil de bütün moleküllerin öyle ifade edelim. Bütün moleküllerin kinetik enerjisini yani hareket etme enerjisini artırır. Hareket etme isteğini artırır ve buna bağlı olarak da aslında moleküller hareket eder. Enzimlere baktığımız zaman da sıcaklığın artması, bu işte moleküler hareket enerjisini, kinetik enerjisini artmasına sebep olduğundan substratlar enzimlerin aktif bölgesine çok rahat bağlanır. Ve böylece enzim substrat kompleksi kurulur ve reaksiyon başlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, reaksiyon hızlanır enzim kompleksi kurulduktan hemen sonra. Başlamış olan reaksiyona biliyorsunuz ki enzimler girer ve bu reaksiyonu hızlandırırlar. Enzimler protein yapılıdır ve biz proteinlerde denatürasyon olayını konuştuk. Sıcaklığın artması proteinleri denatüre ettiği gibi enzimleri de denatüre edebilir. Bu yüzden sıcaklığın aşırı artması sıkıntılıdır. Enzimlerin çalışmasını etkiler, yapısını bozar. Sıcaklık artışına baktığımız zaman enzimler optimum sıcaklık olarak 35 ila 37 santigrat derece arasında çalışabilirler. Bunun sebebi de bizim vücut sıcaklığımız olmasıdır. Yani bizim vücut sıcaklığımızda optimum değerde çalışabilirler. Ancak 0 santigrat derecenin altında enzimler çalışmazlar. Çünkü sıcaklık onların çalışması için yeterli değildir. Ancak burada önemli olan şey şu. Enzimler 0 santigrat derecenin altında çalışmasalar dahi yapıları bozulmaz. Eğer sıcaklık artırılırsa bu enzimler tekrar çalışılır. Yani enzimler sıcaklığın artışına bağlı olarak 37 santigrat dereceye kadar yükselirse bu takdirde çalışır. Yapısı bozulmaz. Sadece ortam sıcaklıklarından dolayı o süre içerisinde çalışmamış olur. Ancak sıcaklığı artırmaya devam ederseniz 55 santigrat derece, 60 santigrat derece ve üzerine ulaşırsa enzimler yine çalışmaz. Ama bu kez enzimlerin yapısı bozulur. Enzimler protein yapılı olduğu için denatüre olurlar ve bu yüzden reaksiyon yavaşlar ve enzim çalışmadığı için durur. Uygun sıcaklığa siz enzimi tekrar getirseniz dahi asla enzimler çalışmaz. Yani tekrar siz bunu 37 santigrat dereceye düşürseniz dahi çalıştıramazsınız. Böyle bir durum söz konusu değildir. Sadece belirli bir sıcaklık artışına kadar reaksiyonu hızlandırır. Bu belirli sıcaklık optimum sıcaklıktır. 35 ila 37 santigrat derece kabul edilir. Reaksiyonun en hızlı olduğu zaman dilimidir. Bu andan itibaren sıcaklığın artması reaksiyon hızını yavaşlatır, hatta durdurur diyoruz. Bu yüzden sıcaklık artışı kesinlikle ama kesinlikle sürekli olarak reaksiyonu hızlandırır diyemeyiz. Bir çıkmış soru var. Bize diyor ki yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak toplandıktan bir gün sonraki tanelerin şekerin %50'si nişastaya dönüştüğünden tadını kaybeder. Bakın en başında toplanan mısır taneleri var. İçerisinde şeker var bu yüzden tatlı. Bir gün sonra şekerler nişastaya dönüşmüş, depolanmış. Bu yüzden artık mısırlar tadını kaybetmiş. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika içinde kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığında taneler tatlılığını korur. Diyor ki bize bu işlemin başarısı enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisinden kaynaklanır? Şimdi burada şuna dikkat etmelisiniz. Glikoz nişastaya dönüştürüldü. Bu dönüşümde enzimler görev aldı. Enzimler görev yaptı. Mısır koçanını kaynar suya daldırdılar ve kaynar suya daldırdıklarına göre su kaç derecede kaynar? 100 santigrat derecede. O zaman çok yüksek bir sıcaklık. Demek ki suya daldırıldıkları anda enzimin yapısı bozuldu. Enzim artık çalışamaz hale geldi. Ve bu yüzden de mısır tanelerinin tatlılığı korundu. Yapılan işlemde enzimlerin yüksek sıcaklıkta yapısının bozulması aslında bize sorulan şey. Şurada kaynar suya daldırılması bilgisi bizim için önemli. Bakın kaynayan suya daldırıldıktan sonra diyor. Burada enzimlerin yapısını bozdular. Enzimler faaliyet göstermediği için şeker nişastaya dönüşemedi. Şeker nişastaya dönüşemediği için mısırların tatlılığı korunmuş oldu. Şimdi seçeneklere bakıyoruz hemen. Hangi seçenek acaba bizim verdiğimiz cevabı karşılıyor diye. A seçeneğine bakıyorum. Enzimlerin çok hızlı çalışmasından diyor. Değil. B seçeneği enzimlerin substrata özgü olmasından diyor. Değil. C seçeneği enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıklarda bozulmasından.
Bu seçenek doğru seçenektir. Tabii ki bundan kaynaklanır. Çünkü enzimler yüksek sıcaklıklarda bozulduğundan, tekrar söylüyoruz, şekerler nişastaya dönüşemez. Bu yüzden şeker olarak kalır ve mısırlarda tatlılığını korumuş olur. Geldik bir sonraki etkiye, pH'a. Enzimler nötr pH'larda, yani vücuttaki asidik dengeyi bozmayacak derecedeki pH'larda daha rahat çalışırlar. Ancak bazı enzimler var ki asitlere çalışır, bazda da çalışır. Şimdi burada X, Y, Z olarak görmüş olduğunuz 3 farklı enzim var. Bu 3 farklı enzimin çalışmasını görüyorsunuz. X enzimine baktığınız zaman X enzimi nötr koşullarda çalışır. Y enzimine baktığınız zaman X enzimi asidik koşullarda çalışır. Y enzimine baktığınız zaman nötr koşullarda çalışır. Z enzimine baktığınız zaman bazik ortamda çalışır. Örnek verecek olursak X enzimi asidik ortamda çalışır. Mide pepsin enzimi X'e örnek verilebilir. Y enzimi nötr ortamda çalışır. Ağız buna örnek verilebilir. Ağız nötr pH'tır. Amilaz enzimi belki ağızda çalışan bir enzim olarak örnek verilebilir. Z enzimi 7 ile 14 arasında bazik ortamda çalışır. İnce bağırsakta çalışan bir enzim yine buna örnek verilebilir. Mesela ne enzimi olabilir? Laktaz olabilir. İnce bağırsakta çalışır. Bazik ortamda çalışır. Bu yüzden buna örnek verilebilir. Bu üç enzim bizim için farklı pH'larda enzimlerin çalışabildiğini gösterir. Geldik bir diğerine, su miktarına. Su miktarı şunun için önemli. Bir enzimin çalışabilmesi için sevgili gençler, ortamda en az %15 oranında su olması gerekir. Eğer ortamda %15 oranında su olmazsa, daha az su olursa enzimler çalışmaz. Ama enzimlerin yapısı da bozulmaz. Siz ortama su eklediğinizde bu enzim tekrar tekrar çalışabilir. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Bir kere siz ilkokulda mutlaka ama mutlaka çimlenme olayını yapmışsınız. Fasulye çimlenmesini gerçekleştirmişsinizdir. Bu tohumları bir pamuğun arasına koydunuz ve belli aralıklarla ışık almasını sağlayacak bir ortamda tutarak su koydunuz, suladınız. İşte bu şekilde tohumların çimlenmesini kolaylaştırdınız. Ne yaptınız? Çimlenmesi için ihtiyaç duyduğu tohumu suyu verdiniz. Tohum dediğimiz şey bir fasulye olabilir, bir nohut olabilir. Dikkat edin. Farklı bir baklagil olabilir. Anneniz kavanozda nohutu tutar. Yemeği pişirmeden hemen önce bu nohutları, fasulyeleri önce ıslatır. Islatmak dediğimiz suda bekletmektir. Bu tohumlar bulunduğu, beklediği ortamdan suyu alır ve suyu alarak aslında şişer ve tohum kabuğunun genişlemesi ortaya çıkar. Böylece enzimler çalışmaya başlar, yapısındaki enzimler. Bir başka örnek verelim. Anneleriniz bazen bazı besinleri saklamak için derin dondurucuya atar. Buradaki amacı nedir? Besinlerin bulunduğu, yani besinlerin içinde bulunduğu suyu yok etmek, suyu dondurmak. Suyu dondurarak aslında ne yaparlar? Enzimlerin çalışmasını durdururlar. Enzimlerin çalışması durduğu için, yapısı da bozulmadığı için besinler bozulmaz. Böylece tekrar o besinleri derin dondurucudan çıkarttığınızda, çözdüğünüzde ya da kurutulmuş besinleri tekrar suyla temas ettirdiğinizde bu besinler ihtiyaç duyduğu suyu alır ve çalışmasını devam ettirir. Bu yüzden su miktarı önemlidir. Geldik kimyasal maddeye. Gençler, kimyasal maddeler birbirinden farklıdır. Eğer bir enzimin etkinliğini artırıyorsa, çalışmasını hızlandırıyorsa böyle artırıcı maddelere aktivatör denir. Tekrar söylüyorum, enzim etkinliğini artıran özel maddelere aktivatör adı verilir. Aktivatörler hızlandırıcı etki gösterir. Şimdi birkaç tane örnek verilmiş. Buradaki aktivatörlere bakalım. Hidroklorik asit, bakın HCl, pepsinojeni pepsine dönüştürür. Buradaki hidroklorik asit enzim etkinliğini artırır. Yani inaktif enzimi aktif hale getirir. Bu yüzden bir aktivatördür. Ya da burada ince bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimini görüyorsunuz. İnaktiftir. Tripsin ise aktif haldedir. Yine inaktif bir enzimi aktif hale dönüştürmüş. Yine aktivatördür. Burada safra sıvısını görüyorsunuz. Safra sıvısı biliyorsunuz ki yağları mekanik sindirime uğratır. Reaksiyonun hızlanmasını sağlar. Fiziksel sindirimdir. Sadece yağlar yağ damlacıklarına dönüşür. Ama reaksiyonun hızlanması için bir etkidir. O yüzden önemlidir. Reaksiyonu hızlandırıcı etki gösterir. Bu yüzden de safra burada aktivatördür.
Bir örneğimiz var gençler. 3 tane çöpü verilmiş ve içerisinde 100 mililitre olacak şekilde eşit miktarlarda yağ koyulmuş. Birinci deney tüpüne safra, ikinci deney tüpüne lipaz, üçüncü deney tüpüne hem safra hem lipaz koyulmuş. Burada bilmem gereken, hatırlamam gereken şey şu. Safra dediğim molekül kimyasaldır. Özür dilerim, fizikseldir. Sizden önce de bir dersim vardı. Galiba birazcık yoruldum. Yorgunluk etkisini gösteriyor. Safra sıvısı fizikseldir. Lipaz kimyasaldır. Safra ve lipaz bir arada bulunuyorsa hem fiziksel bir reaksiyon gerçekleşmiştir, hidroliz olayı, hem de kimyasal bir sindirim, kimyasal bir hidroliz gerçekleşmiştir. Dikkat edin, 3 tane deney tüpünü karşılaştırmamızı ve reaksiyon hızlarını belirlememizi istiyor. Tüplerin reaksiyon hızlarını bize soruyor. Tüplerin reaksiyon hızlarını düşünecek olursak sevgili gençler, burada şunu düşünmeliyiz ki safra sıvısı kimyasal sindirim yapmaz. Sadece fiziksel sindirim yapar, substrat yüzeyini artırır. Bu yüzden de kimyasal sindirimi kolaylaştırır. O zaman ben en hızlı olarak reaksiyonda 3 numaralı reaksiyonu gösterebilirim. Çünkü 3 de hem fiziksel hem kimyasal sindirim sağlayacak moleküller koyulmuş. Öyleyse en hızlı gerçekleşecek olan reaksiyon 3 numaralı tüpte gerçekleşir. Hemen akabininde bir enzimin varlığını görüyorum ikinci tüpte. Birinci tüpte enzim yok. Sadece aktivatör olan safra var. Enzim varsa reaksiyon daha hızlıdır. O yüzden ikinci tüp daha hızlıdır diyorum. En yavaş tüp ise birinci tüp olmalıdır. Yani cevabımız 3-2-1-E seçeneği olmalıdır. Sebebi 3 numarada fiziksel sindirim sağlayan aktivatörün varlığı, reaksiyonu daha çok hızlandırması. 2 numaralı tüpte enzimin reaksiyonu hızlandırması. 3 numaralı tüpte ise bir enzimin var olmadığı, reaksiyonun sadece fiziksel sindirim sayesinde gerçekleşmiş olması. Geldik inhibitöre. İnhibitör yavaşlatıcı maddedir, durdurucu, engelleyici maddedir. Biraz önce aktivatör için nasıl ki söyledik ki enzimlerin çalışmasını hızlandıran, etkinliğini artıran dedik. Burada da enzimin çalışmasını yavaşlatan, durduran, engelleyen maddeye inhibitör adını vereceğiz. İnhibitör madde diyeceğiz. Gençler, inhibitör enzime aktif bölge dediğimiz bölgeden bağlanır. Ancak bu bölge her zaman inhibitörün tercihi olmayabilir. Ne demek istiyorum? Hemen bir konuşalım. Burada bir substrat görüyorsunuz. Substrat ve enzimi hemen gösterelim size. Şurada enzim, şurada da substratın varlığını görüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Enzimin aktif bölgesine bakın. Enzimin aktif bölgesi yuvarlak gibi, görüyor musunuz? Ağız kısmı biraz yuvarlak bir hal almış enzimin. Bu aktif bölgesi. Aynı şekilde ben substrata bakıyorum. Substratın da yine yuvarlak bir şekilde olduğunu görüyorum. Bu demek oluyor ki substrat enzimle bağlansa aslında bu bağlantı gerçekleşir. Enzimle substrat kompleks oluşturabilir. Ama substratla yarışan bir molekül var. Bakın burada yarışıyor. Substratla yarışıyor. Neden yarışıyor? Substrattan önce enzime bağlanmak istiyor. Substrattan önce enzime bağlanmasının amacı ne? Amacı şu. Hemen düzelttik. Amacı şu. İnhibitör gelecek, enzime bağlanacak. Bakın hemen burada inhibitörün enzime bağlandığını görüyorsunuz. Aktif bölgeden inhibitör bağlanmış. İnhibitör bağlandığına göre artık buraya substrat bağlanabilir mi? Artık substrat bağlanamaz. Substratın bağlanması imkansız. Bu zaten enzimimiz. Enzim substratla bağlanamaz. O zaman bu reaksiyon yavaşlar. O zaman bu reaksiyon durur. Çünkü inhibitör ne yapmış? Burada substratın enzime bağlanmasını engellemiş. Bir diğer etki de şu olabilir gençler. Bir diğer etki de yine görelim, bir büyüteyim hemen size daha rahat görebilmeniz için. Yine enzimin aktif bölgesini görüyorum. Aktif bölgenin şurada gördüğünüz gibi yuvarlak yapıda olduğunu, yine substratın orayla uyum sağlayabilecek şekilde yuvarlak olduğunu görüyorum. Substratın aktif bölgeden bağlanabileceğini görüyorum. Ama bu sefer inhibitör ne yapıyor? Bakın ne kadar zeki. İnhibitör gidiyor, enzimin farklı bir noktasından enzime bağlanıyor. Burası aktif bölge değil. Farklı bir nokta.
İlkay'cığım, tahmin ettim zaten. İnternetin düştü. Dersten ayrıldın. Şu anda tekrar geldin. O yüzden en azından yakaladığın yerden dinlemeye devam et canım. Anlamadığın bir nokta varsa tekrar anlatırım. Sorabilirsin. Sormaktan çekinme. Mesajını okudum. İnhibitör enzimin herhangi bir bölgesinden bağlanıyor. Görüyorsunuz aktif bölgeden değil. Buradan enzime bağlandığı için bakın şurada bağlanmış. Net bir şekilde görüyoruz inhibitörün bağlandığını. Buradan bağlanmış. Bağlandığı anda ne yapıyor? Aktif bölgenin şeklini değiştiriyor. Bakın köşeli bir şekil yaptı aktif bölgede. Çizemedim. Şöyle köşeli bir şekil yaptı. Köşeli bir şekil yaptığına göre substrat buraya bağlanabilir mi? Bağlanamaz. Aktif bölgenin şeklini değiştirdi. Yine substratla enzimin bağlanmasını engelledi. Reaksiyonun durdurulmasına sebep oldu. Enzime substrat bağlanamadığı için reaksiyon olumsuz etkilendi ve biz bu maddeye bu yüzden inhibitör madde, engelleyici madde dedik. Bu ağır metaller olabilir gençler. Şöyle ekranınızı getirmeye çalışacağım, küçülteceğim. Ağır metaller genelde bu şekilde inhibitör özellik gösterir. Civa gibi, siyanür gibi metaller ya da zehirler bu şekilde reaksiyonları vücudumuzda durdurabilir. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de bize bir grafik verilmiş ve bize diyor ki bu grafik zamana bağlı bir grafik. T anından sonraki değişim. Bak T anında grafikte ne olmuş? Hemen onu bir kere netleştirelim kafamızda. T anına bakıyorum. T anında grafiğin reaksiyon hızının azaldığını görüyorum. T anından sonra reaksiyon hızı azalmış. Size diyor ki bu faktörlerden hangisi artmış olabilir ki reaksiyonun hızı azalsın? Gençler şimdi burada sıcaklık artışı biliyorsunuz ki reaksiyon hızını belli bir değerden sonra optimum değerden sonra yavaşlatır. O yüzden ben buraya sıcaklık yazabilirim. pH'a bakıyorum. pH da biliyorsunuz ki grafikten hatırlayacaksınız. 3 tane asidik, nötral ve bazik grafik çizmiştik. Ortam grafiği. Ve asitlik arttıkça, baziklik arttıkça, nötrlük arttıkça reaksiyon hızının yavaşladığını, pH değişimine bağlı olarak yavaşladığını söylemiştik. O yüzden bu da yazılabilir. İnhibitör madde durdurucudur. Reaksiyonu yavaşlatır ve durdurur. T anında eğer inhibitör eklenmişse reaksiyon hızı yavaşlar ve durur. O yüzden inhibitör madde de yazılabilir. Bizim cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıdır. Geldik substrat yüzeyine. Gençler substrat yüzeyinin artması enzim etkinliğini daima artırıcı etki yapar. Bu yüzden reaksiyon burada gördüğünüz gibi sabit bir hızda devam eder. Ne demek istiyorum peki? Hemen şöyle bir somutlaştıralım. Enzimler reaksiyona girdiklerinde molekülleri dış çevreden içe doğru, dış yüzeyden içe doğru etkilerler. Önce dışarıdan etkilerler. Şimdi böyle bir molekül olduğunu düşünün. Bu moleküle enzimler reaksiyona dahil edecekse, parçalayacaksa öncelikle şu dış çevreyi katalizlerler. Yani şu dış çevrede gördüğünüz gibi enzim etkinliği başlar ve sindirim işlemi dış çevrede başlar. Bu molekül ne kadar büyükse o kadar uzun süreceğini düşünün. Dışarıdan içeriye doğru enzim etkinliği devam eder ve molekül yavaş yavaş parçalanır. Ama siz eğer bu molekülü bu şekilde büyük bir parça değil de şöyle yapalım. Bu kadar büyük bir parça değil de şöyle küçük parçalar haline çeviriyorsanız bu küçük parçalar halinde eğer sindirecekseniz işte küçük parçalara ayırdığınızda aynı anda gençler bu molekülü bütün parçaları enzim etkinliğine başlar. Bütün parçalar aynı anda enzim etkinliği yapar. Bu önemli. Bakın bu da dış çevreden başlar. Bu da dış çevreden enzimlerle reaksiyona başlar. Bu da başlar. Bu parçada enzim etkinliğine başlar. Aynı anda bu parçada başlar, bu parçada başlar. Size eğer sorulsaydı, destenseydi ki bir numaralı büyük substrat mı, iki numaralı küçük parçalara ayrılmış substrat mı daha hızlı parçalanır, hidroliz edilir? Biz iki numara derdik. Çünkü enzimlerin etki edebileceği yüzey alanı arttı. Bakın şu ortadaki alanlardan da resmen enzim etkinliği başladı. O zaman iki numarada enzimler daha hızlı reaksiyonları parçalar ve bitirirler.
Bir başka örnek verelim. Böyle küçük parçalar değil de ipliksi yapılar elde edilebilir. Bu ipliksi yapılar da reaksiyona dahil edilebilir. Enzimler bu ipliksi yapının etrafını olduğu gibi sarar ve çok daha kısa sürede, bakın daha kısa sürede reaksiyonu gerçekleştirir ve böylece reaksiyon gerçekleşmiş olur. Buna da 3 deriz. Eğer kıyaslayacak olursak en fazla 3'te, daha sonra 2'de, en yavaş ise 1'de gerçekleşir. Peki size soru bankaları bunu nasıl? Soru bankaları size şöyle verir. Der ki et, kuşbaşı, bakın parça parça, ya da kıyma. Size bu şekilde soru verir ve enzimin hangisinde daha hızlı gerçekleşeceğini sorar. Buna lütfen dikkat edin. Hemen bir örnek var. Bu örneği beraber çözelim. Yandaki deney düzeneklerine baktığınız zaman eşit miktarda, bakın eşit miktarda olması önemli. Birinci deney tüpünde et, ikinci deney tüpünde kuşbaşı, üçüncü deney tüpünde kıyma ilave edilmiş. Ve buna pepsin adı verilen proteinleri sindirici enzim eklenmiş. Bakın et biliyorsunuz ki protein yapılı. Pepsin enzimi proteinleri sindiren bir enzim. Proteinleri hidroliz etsin diye pepsin koyulmuş. Ortama yeterli miktarda su ve ortam sıcaklığı verilmiş. Bakın bu koşullar da eşit. Su olmasaydı enzimler çalışamazdı. Ortam sıcaklığı çok yüksek olsaydı ya da çok düşük olsaydı enzimler çalışamazdı. Bunlara dikkat edin. Ve bize diyor ki tüplerde gerçekleşen reaksiyon hızları. Reaksiyon hızlarını sıralamamı istiyor. Biraz önce öğrendiniz. Substrat yüzeyi ne kadar artarsa reaksiyon hızı o kadar artar. O zaman substrat yüzeyi en fazla olan 3'tür. Yani kıymadır. Ardından kuşbaşıdır. Ardından parça ettir. Cevabımız 3, 2, 1 olmalı. Yani D seçeneği. Geldik çünkü faktöre, enzim miktarına. Enzim miktarı artarsa reaksiyon hızı artar. Reaksiyonu hızlandıran madde, reaksiyonu hızlandıran katalizör enzimdir biliyorsunuz. Bu yüzden siz ortamdaki enzim miktarını artırırsanız dolayısıyla reaksiyonu da hızlandırırsınız. Şimdi burada bir reaksiyon görüyorsunuz. Öncelikle şuna dikkat edin. Katalaz enzimini bize ifade etmiş. Katalaz enzimi karaciğerdeki peroksizom organelinde bulunan bir enzimdir, katalaz. Sadece karaciğerde bulunan bir enzimdir. Bu enzim ne işe yarar? Katalaz enzimi burada gördüğünüz gibi zehirli bir molekül olan hidrojen peroksiti, bakın H2O2, hidrojen peroksiti suya ve oksijene parçalar. Bu reaksiyonu gerçekleştiren katalaz enzimidir ve katalaz enziminin kullanılması reaksiyonu hızlandırır. Şunlara lütfen dikkat edin. Eğer katalaz enzimi karaciğerimizde olmasaydı, biz bu enzim yerine demir atomunu kullanmış olsaydık, yani şurada katalaz değil de demir yazsaydı, bu reaksiyon, aynı reaksiyon karaciğerimizde, vücudumuzda 300 yıl sürecekti. Demir olsaydı 300 yılda gerçekleşecekti. Ancak bunun yerine katalaz olduğu için katalaz enzimi aynı reaksiyonu 1 saniyede gerçekleştiriyor. Enzimlerin tepkimeyi ne kadar hızlandırdığını burada da görmüş oldunuz. Reaksiyon tepkimeye girdiği anda reaksiyonu hızlandırır. Gençler geldik bir başka soruya. Yine 3 tane deney tüpü verilmiş ve 3 tane deney tüpünün içine karaciğer koyulmuş. Gençler şuna dikkat edin. Birinci deney tüpünde kaynatılmış karaciğer diyor. İkinci deney tüpünde kuşbaşı haline getirilmiş karaciğer diyor. Üçüncü deney tüpünde ezilmiş karaciğer diyor. Ve bunların içinde üçünde de 250 mililitre H2O2 yani hidrojen peroksit olduğu söylenmiş. Ben hemen önce şunu yazmalıyım. Reaksiyonumu gerçekleştirecek. Bakın H2O2 bu hidrojen peroksit. Bu hidrojen peroksitinin reaksiyona girmesiyle ne elde ediyorduk biz? Su ve oksijen elde ediyorduk. Doğru mu? Su ve oksijen elde ediyorduk. Bu reaksiyonu sağlayan hangi enzimdi? Katalaz enzimiydi. Hemen ben bu bilgiyi yazdım. Enzimin etki ettiği madde hidrojen peroksit. Madde substrattır. Dikkat edin, enzimin etki ettiği madde substrattır. Ama benim bilmem gereken önemli bir bilgi var. Katalaz nerede? Karaciğerde bulunur.
Bana diyor ki tüplerdeki reaksiyon hızı 3-2-1 şeklindedir. Yani en hızlı olan reaksiyon 3, sonra 2, sonra 1'dir diyor. Ben bunu nasıl yorumlamalıyım, neye göre yorumlamalıyım diye düşünecek olursak. Şimdi 3 tane seçenek var. Ya substrat yüzeyi sebebiyle bu hız gerçekleşmiş, ya enzim miktarı yüzünden bu hız gerçekleşmiş, ya da substrat miktarı yüzünden bu hız gerçekleşmiş diyeceğim. Gençler, şimdi reaksiyon hızı burada gördüğünüz gibi 3-2-1 şeklindeyse öncelikle ben şunu bileceğim. Katalaz enzimi karaciğerdedir. Burada karaciğer kaynatılmış. Kaynatıldığına göre enzim etkinliği kalmamış. Karaciğer kaynatıldığı için enzimler yüksek sıcaklıkta denatüre olmuş. Bu yüzden burada enzim etkinliğinden bahsedemeyiz. Enzimin yapısının bozulduğunu söyleriz. Karaciğerin kuşbaşı haline getirilmişi ve ezilmiş hali, yani kıyma haline getirilmiş halini dikkat edecek olursak da ezilmiş, kıyma haline getirilmiş karaciğerde enzim etkinliği daha fazladır. Tekrar söylüyorum, enzim etkinliği daha fazladır. Bu yüzden ben burada gençler substrat yüzeyinden ya da substrat miktarından bahsedemem. Çünkü substrat hidrojen peroksittir ve hidrojen peroksitler şurada gördüğünüz gibi birbirine eşittir. Hidrojen peroksitler birbirine eşit olduğuna göre substrat miktarı farklılık göstermez. Buradaki substratım H2O2 olduğu için substrat yüzeyim farklılık göstermez. Ancak karaciğerdeki enzim miktarım farklılık gösterir. Çünkü bir numaralı karaciğerde kaynatılma söz konusu olduğu için enzimler yapısı bozulmuştur, çalışmaz. 2 ve 3 numarayı kıyasladığım zaman 3'teki enzimlerin miktarı, 3'teki enzimlerin etkinliği daha fazladır. O yüzden 3 daha hızlı olmalıdır. Reaksiyon hızı 3-2-1 şeklindedir. Sebep olan şey ise enzim miktarıdır. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 B seçeneği olmalıdır. Şöyle birazcık ekranı küçülteyim, daha rahat görmenizi sağlayalım. Enzim miktarı sabit tutulduğunda substrat miktarı artarsa belirli bir oranda reaksiyonu hızlandırır. Belirli bir orandan sonra sabit tutar. Neye bağlı olarak bunu söylüyorum? Hemen somutlaştıralım. Diyelim ki ortamda 7 tane enzim var ama 3 tane substrat var. Gençler, bu reaksiyonda 3 tane substrat önce 3 tane enzimle reaksiyona girecek ve reaksiyon bitecek. Substrat miktarı 3 değil de 4 tane olursa 4 tane substrat 4 tane enzimle reaksiyona girecek. Yine reaksiyon hızlanmış olacak. Substrat miktarı 6 tane olursa 6 tane substrat 6 tane enzimle reaksiyona girecek. Yine ortamdaki enzim yetecek. 7 tane substrat olursa 7 tane substrat 7 tane enzimle reaksiyona girecek ve reaksiyon hızlanacak. Şurada bir dikkat edin. Substrat miktarı arttı. Substrat miktarı arttıkça enzimler reaksiyona girdi ve reaksiyon hızlandı. Ancak benim ortamda 7 tane enzimim vardı. Örneği öyle vermişti. Peki ben substrat miktarını artırmaya devam edersem, yani hemen şöyle gösterelim. 10 tane substrat olursa bu 10 tane substratın sadece 7 tanesi 7 enzimle reaksiyona girer. Kalan 3 tane substrat açıkta kalır. Diğer enzimlerin serbest hale geçmesini bekler. Bundan sonra ben substrat miktarını ne kadar artırırsam artırayım. Diyelim ki 15 tane substrat oldu. Yine 7 tane enzim reaksiyona girer. Bu 7 tane enzim reaksiyona girdikten sonra kalan 8 tane substrat enzimlerin serbest hale geçmesini bekler. O zaman dikkat edin, enzim miktarının sabit olması reaksiyon hızını artık sabitler. Reaksiyon hızı belli bir dereceye kadar artar, ardından sabit hale gelir. Geldik bir gen, bir enzim hipotezine. Bir gen, bir enzim hipotezinde de dikkat edin lütfen. Enzimler protein yapılıdır dedik ve enzimler protein yapılı oldukları için genler tarafından sentezlenirler demiştik daha önce dersimizde. Enzimler burada gen 1 enzimin etkisiyle enzim 1 etkisi sentezlenmiş. Gen 2 enzimin etkisiyle enzim 2 sentezlenmiş. Gen 3'ün etkisiyle enzim 3 sentezlenmiş. Ve böylece genler yoluyla enzimler sentezlenmiş. Enzime baktığımız zaman enzim 1 A maddesini B maddesine dönüştürmüş.
Enzim 2 B maddesini C maddesine dönüştürmüş. Enzim 3 ise C maddesini D maddesine dönüşmüş. Sonuç olarak A maddesinden D maddesi elde etmek için takım halinde çalışma gerçekleştirilmiş. Ve bu takım halinde çalışma sonucunda 3 enzim reaksiyon olarak görev yapmış. A burada enzim 1'in etki ettiği, şöyle yazacağım. Enzim 1'in etki ettiği substrattır. B ise üründür sevgili gençler. A substrat, B ürün. Enzim 2'nin etki ettiği madde B'dir. O zaman B enzim 2'ye göre substrattır. C üründür. Enzim 3'e göre bakacak olursak, enzim 3'ün etki ettiği madde C'dir. O zaman C substrattır. D üründür. Biz diyebiliriz ki bir molekül, bir madde hem ürün hem substrat olabilir. Doğru mu? Doğru. Bakın B ve C'ye. Hem substrat olmuş hem de ürün olmuş. Hem ürün olarak hem substrat olarak reaksiyonda görev yapabilir. Bir başka ifade gençler, hemen şunları silelim. Şunları yok edelim. Bir başka yorum yapalım beraber. Diyelim ki şöyle gösterelim. Enzim 2 mutasyona uğradı. Enzim 2 mutasyona uğrarsa eğer Gen 2 mutasyona uğradı. Gen 2 mutasyona uğrarsa eğer enzim 2 sentezlenemez. Enzim 2 sentezlenemezse B molekülü C molekülüne dönüşemez. Ortamda B molekülü birikir ve böylece reaksiyonda C ve D maddeleri üretilemez, sentezlenemez. Reaksiyon devam edemez. Ancak ortama dışarıdan bir etkiyle C maddesi eklenirse ortama C eklendiği takdirde C molekülü D molekülüne dönüşebilir ve böylece reaksiyon gerçekleşebilir. İşte burada olduğu gibi enzimler takım halinde çalışır. Bir gen bir enzimin sentezlenmesini sağlar ve reaksiyonun gerçekleştirilmesinde görev almış olur sevgili gençler. Dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki derste vitaminleri işleyeceğim. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim.